Bu kesimde arkadaşlar dediğim gibi keskin geçişleri nasıl elde edebiliriz? Onu vurgulayacağım. Tarak, makas, makine kullanımı ile alakalı çok bilgilendirme yapmayacağım. Keskin, sırt keskin bir geçişi nasıl yaparız? Bunu kısa süreli işleyelim. Bir kesim olacak. Hadi bakalım. Saçın uzunluğuna göre tarak belirleyeceğiz dedik. Burada da saçın uzunluğunu göz önünde bulundurarak da zaten skin face, sıfırlama kesimde keskin bir geçiş istiyorum. Direkt bir ile giriyorum. Yine burada 0.35'imin bak makinenin o bitisinde şöyle bir keskin hat oluşturmuyorum. 0.35 ya üstte bir hat oluşturuyorum. Gördünüz mü? Evet. Hemen hazırladığımız ilk hat sıfırlama değil, sıfırlamanın zemini oluyor. Bunu vurguladık daha önce defalarca kez. Şimdi 0.35 mantığıyla ...9.3'ümü 1 numarayla çizdim. Burada neden kısa girdim? Keskin bir geçiş istiyorsanız kısa bir saç olacak demektir yani, anladın mı? Keskin bir geçiş istiyorsanız kısa bir saç olacaktır. Ya ben buralara 2 ile 3 alayım da keskin bir kesim olsun diyemez. Çünkü derinlik olmadığı için keskinliği göstertemezsin. Şimdi bizim teorik olarak bahsettiğimiz konulara ilavete burada sadece dikkat edilmesi gereken konu, biz burada en alttan en üste kademe oluşturuyoruz. Bizim sistemde softluğu çıkardan püf nokta aslında o. Şimdi keskin geçiş için derinlik son derece önemli dedik. Çünkü derinlik olacak ki alttaki kısalık üstteki yoğunlukla bütünleşsin. Şimdi burada ikinci bir kademem oluşturuyorum. Bakın ikinci kadememi de olabildiğince sıfır ve kısa. Şimdi keskin geçiş isteyeceksiniz. Keskin geçiş yapacaksınız. Sıfırlamalarda biraz daha derinlik ve cesur hamleler yapmak zorundasınız. Şimdi keskin geçiş yapacağım, yanları çok ince etmeyin. Olmaz abi. Yanları çok ince etmezsen makine kullanımına bağlı olarak ister istemez bir önceki hazırladığım hattın neredeyse bir parmak altına kadar en sıfırımı aldım abi. Gördünüz değil mi? Bu keskin geçmiş mi abi? Evet, keskin geçiş yapacağım. Aynı şeyi de 3 kademede yapıyoruz değil mi? Şimdi aynı şeyi soft geçişlerde 3 kademede, fade kesimlerde keskin geçişlerde 2 kademede yapabilirsiniz. Ama evet, ben keskin geçişte 3 kademe kullanıyorum. Nasıl 3 kademe kullanıyorum? Shaver'la altını derinleştirdiğim zaman 3. kademe otomatikman ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Benim shaver ile de gidiyor ya. Oğlum yukarıdan Esad abimden benim evden sonra shaver aldı. Gel yürü koş. Şimdi buraya kadar anladınız mı abi? Ne yaptım? Birle aldım, direkt buçukla aldım. Şimdi yarımı takıyorum. Yarımı. Yarımı takıyorum gene, tamam mı? Bakın. Uygulamada mantık farklı olsa da stratejik anlamda yaptığım düzenler keskin geçiş almış. Keskin geçiş yapacağım diye sen iz bırakıyorsun ama. Keskin geçiş değil senin yaptığın, bildiğin keskin izdi yani. Şimdi altlardaki kırdığımız izi ne yaptık? Bu sefer yüksek mesafede altlardaki kırdığımız izi
Gene dar alanda yaptık. Doğru mu? Bakın hiçbir şey değişmedi. Burada kendi mantığınızı devreye almak zorundasınız. Şimdi ben sana makine, tarak, makas nasıl kullanılır onu öğretiyorum. Ben sana şunu demiyorum. İşte 9-3 mesela enseden başladığında kafanın açısında makine kendi açısını nereden alıyorsa bazı kaf uzundur, bazı kafa kısadır. Nereye kadar çıkacağım? Makineyi kafada doğru yürüttüğün zaman makine çıkması gereken yerde kendi diş açısını zaten alıyor. Oğlum epilasyon, epilasyonist, epilasyon. Benim buralarda üstün şöyle. O Esad aldı herhalde. Epilasyon mı? Fizik alayım mı? Sen al, kafayı bulamazsın. Şimdi aynı şekilde sol tarafı bak yarım lan. Burada bunu birazcık akletmeniz lazım. Mesela ya ben şimdi 1-1.5 yapıyorsam siz de 0 veya 1-0 yapın ya, bunu denemekten korkmayın. Bazı şeyleri kendiniz tecrübe edinmek zorundasınız. Ben burada bir modeli öğretmiyorum. Ben burada tarak, makas, makine nasıl kullanılır onu öğretiyorum. Onun önemli olduğu kanısındayım. Nedenine gelince bakın ben 8 yıldır bu işi yapıyorum. Sizin düşünceleriniz, sizin fikirleriniz, sizin şunu görmedik dediğiniz şeyleri ben size göstermeye çalışırsam şayet her şeyi görürsünüz ama hiçbir şey yapamazsınız. Her şeyi görmek mi, bir şeyleri yapabilmek mi istersin? Hangisi için daha mantıklı? Şimdi sen... Şimdi dur onu göstereceğim. Neden yapamazsın? Şimdi birçok şey, biraz sonra teknik ayrımlar, işte tarak açıları vesaire o kadar çok şey anlatacağım ki kafam bilgiyle dolacak. Aa her şeyi gördüm falan. Bir reaksiyon oluşacak. Ama uygulamaya geçtiğin zaman sen şimdi tarakta, makasta, makinede eksiksen o bilgilerin bir hükmü olmayacak. Sen önce o eksikliklerini gidermek zorundasın. Burada da şimdi çok renkli bir... Özür dilerim, yarım takacak. Renkli, bak çok net söylüyorum. Çok renkli bir kafa karışıklığı olacak. Kafa karışıklığınızı rengarenk edecek bilgiler değil. Daha net, somut, keskin bilgilerle eğitim görüyorsunuz. Ha diyorsanız ki bakın eğitimci sen bize kendini kanıtla. Size her gün mükemmel bilgiler, her gün mükemmel tıraşlar yaparım. Fikir sahibi olursunuz. Aa evet yapıyor falan dersiniz. Başka bir şey olmayacak. Al. Keskin geçiş diyorsan üstün ikisini 2 ile 3'ü üst al. Kabasını al. Tak tak bitti. Yani korktuğunuz veya yapamayız görmedik dediğiniz bir şey değil yani. Görmeniz değil abi. Önemli olan yapmanız. Görmediğin şey nasıl? Ben de iç silahımda yani hat kaldı. İşte sen böyle diyorsun. Şöyle ettiğin için hat kaldı. Böyle de yapan da kaldı. Kalmayacak. Abi yaptım kaldı ama. Denedim kaldı. Ne kaldı kaldı. İşte onun nedenini sorgulayacaksın. Kendin sorgulayacaksın. Ben yaparken başlı, neden kalmıyor? Başın derisini çıkardı. Az kalmasın. O zaman makineyi sıkıyorsun. Sıkmamak. Abi sıkmayacağım makineyi. Sıktın mı? Oyarsın zaten. Bak keskin geçiş olduğu zaman ne yapıyorsun? Ha yukarı kadar. Shaver'la yukarı kadar daha da derin bir şekilde. Beşeren grubu buradan beş. Oğlum yarın bak köye göndereceğim. Okulumuz varsa okulumuza kısaltmayın. Yarın köye göndereceğim abinizi. Yarın köyde tıraş olursunuz isterseniz. Tamam mı? Sabah erken gelecekler, akşama kadar köydeler. Tamam mı? Şimdi bana şunu diyebilir misin? Bunu görmedik. Veya işin kafa olarak, mantık olarak mantığınızı düşündüğünüz zaman şunu yapmak çok mu zor? Mantık düşünün. Mantık olarak değil yani. İşte burada mantığını devreye tıkacaksın ki yol kat edesin. Taşıma suyla değirmen dönmez. Çalışmayan bir arabanın kontağını açmayı fikretmiyorsan arkadan biri etsin de arabayla ben yoluma gideyim diye bekleyemezsin. Şimdi buraya kadar hem fikir miyiz? Bak doğru. Keskin mi geçiş? 9-3'ü direkt belli aldım. Bir parmak altına, sıfırlayan altına, evet. Şevirle aldım. Şimdi bizleri kaybedeceğim. Abi uzun saçlara keskin geçiş istese yaparım. Yani birinin saçı uzun. Ama keskin geçiş. Yani bu kadar. Aynı yapalım. Şey. Bu kadar değil. Biraz daha aşağıdan yaparsın. Şimdi
iz kılımlarında yani üst yumuşatmalarda bakın. Makası 45 derecelik. Hani hocam, dedik ya. Oraları net göremiyoruz şu an. Çekemiyoruz. Kablo da var. Biz bu telefonu çıkaralım. O zaman telefonu çıkart abi. Ayaklar neyse de. Allah Allah. Şimdi buradaki izleri düz makasla kaybetme hususunda tarağımla girdim. Bakın 45 derece tarağım, makası tarağa çöktürmüyorum. Bak girdim 0 dereceyle izi aldım. Tarağı 45 derecemle kaldırıyorum. 0 dereceyle girdim. İzi almaya başladıktan sonra tarağımda 45'i görüyorum düz makası. Tarağın 45'ini anladınız mı? Hı. 45'ini. Şimdi gittiğinizde sorun yaşayacağınız en başlı problemlerden biri işte epile makası kullanmayın. Düz makası tıraşın baskısına maruz kalabilirsiniz. Burada epile makasıyla düz makasının mantığını size şöyle vurgulayayım. Epile makası profesyonel anlamda kullanılması gereken iş yükünüzü askeri seviyede azaltacak bir çalışma ekipmanıdır. Bunu detayını, önemini, ayrıntısını bilen, ya profesyonel anlamda bilen biri anlar. Profesyonel anlamda düşünmeyen bir insan size diyecektir ki epile makası kullanma, düz makas kullan. Bizim müşteriler epile makas istemiyor. Şimdi alt baz bir keskinliği kaldı. Onu gene bak, ufak izler kaldı detone görüntü. Yarım bir geri çektim ufak dokunuşlarla. Makinenin köşe vuruşlarıyla hemfikir miyiz buraya kadar? Evet. Bakın keskin bir geçiş ama keskinlikte de yumuşaklığı elde ettim. Üstü kısaltmadım. 45 dereceyle direkt saçımı yumuşattım. Hemen saçın bu tarafına gelelim. Bu tarafında da farklı bir şekilde mesela orada hani makas zinciri yapmıştık. Burada da gene tarağımızın 45 derecelik açısını tarak üstü makineyle aynı şekilde bu çumu takıyorum. Şimdi çerçeveyi soracaksınız. Çerçeve bu klip videoda değil, bir dahaki videoda sizlerle paylaşalım veya bir dahaki tıraşta. Şu an çerçeve değil. Şu an keskin geçişi nasıl yaparız? Onu düşünüyoruz. Ve tarağın açısını. Hemfikir miyiz bu konuda? Şimdi enseye geldik. Enseyi de tarak üstü düz makas, düz makasla tarak üstü kısalttım. Tarak üstü makineyle kısalttım. Tarak üstü %70'lik makasla. Gene bakın gene 45 derecelik bir açı. Fix değişmeyen bir sistem var. Gördünüz mü? Şimdi burada makas değişti, makine değişti. Epile makası, düz makası değiştik ama burada ne yaptım yukarı çıkmadan? Hocam makası neden değişti? Düz makasla çalışmadınız? Şimdi nasıl alındığını görün diye. Yani
biz nasıl efineyi alacağız, nasıl düz alacağız sorunuzun cevabı aslında. Düz makasla da alabiliriz, problem değil. Burada efine makasının akıllılığını, yani düz makası da yapabilirsin. Bu illa ona zorunda değil. Burada hangi seçeneklerle bu yüzleri kaybedebileceğini vurguluyorum, anladın mı? Burada şey değil yani, efine makasıyla kaybedildiğinde görün diye. Abi bir şey sorun. Tabii. O tarağı tuttuğunuzda altını kafaya mı diriyorsunuz? Öyle mi kaldırıyorsunuz? Tabi altını sıfır dereceyle girip saç aldıktan sonra çevireceksin. Kafaya oturmalı. Tabi. Sen burada izi gördün, farazi konuşuyorum. İzi sıfır dereceyle girdin, izi almaya başladıktan sonra tarağıma 45 derecelik açı veriyorum. Şimdi senin bana sorduğun soruyu ben hatırladığım sana 3-4 gün önce söyledim. Bak böyle yapıyorsun, elimle gösterdim, böyle yapıyorsun. İz burada, sen izi alacaksın. Makas almışsın eline, burada iz var, şurada iz var. Bu izi alıyorsun, böyle kaybetmeye başlıyorsun. İzi almıyorsun sen. Böyle gidip saça girmen izi kaybetmiyor. İzi gör. İzi gördüğün yerde, tamam mı? Saça müdahale et. Komple bu kesim gittikten sonra 130'luk makasınızı alabilir miyim birinizi? Alabiliriz. Değil mi? Sonuçta var. Değil orada ne? Şimdi gittikten sonra 130'luk ince dişi file makasınızda en son şöyle ufaktan bir reviz edip daha yumuşak, daha pürüzsüz bir görüntü elde edebilirsiniz. Yani burada kimse ya file makası yok, düz makası yok, işte burada file kullanılmıyor. Kimin ne dediği umurunda değil. Sizin öğrendiğiniz, sizin bildiğiniz, sizin yapmak istediğiniz şeyler umurunuzda olsun. Buraya kadar bir fikir miyiz? Keskin geçişi anladınız mı? İzlediğin iyi oldu dediğin diyorsunuz mu? Anladınız mı? Anlamadığınız bir şey var mı konuyla alakalı? Bakın tekrar soruyorum. Anlamadığınız bir şey var mı? Makasla yapan da o. Tam makas kesimini geçeceğiz. Şu an değil. Şu an keskin geçişin mantığını çözdünüz mü? Anlamadığınız, sormak istediğiniz bir şey var mı? Tekrar soruyorum. Keskin geçitte usta. Yani ki kısa nelerden yani bu kademeli kısa mı yapıyorsun? Öyle mi? Daha yukarıda derinlik kazandırıyorsun. Bu senin hayal gücüne kalmış. Baktığın bir şey yapabilirsin. Anladın mı? Şimdi ben spatula mala örneklemesi verdim. Elindeki spatula mala ile köşeleri oluşturmak senin hayal gücüne kalmış. Gördüğünü yapabilirsin. Şimdi adam saçına çizik atmış. E sen makine kullanmasını biliyorsun. Bak abi dur ben de deneyeyim de bir çizik at ya, korkma ya. Kendinizle yüzleşin abi. Yok abi keskin geçitten bu sıfırlama alt yeri daha yukarı. Sıfırlanır daha tabii, yukarı. Tabii. Yani şey birleşme yeri küçük oluyor. Tabii. Dar alan diz kaybediyorsunuz da. Dar alan. O kademeli geçitte de kademeleri küçük yapsa bu büyük mü arkada? Aynen. Büyük mü? Nasıl? Yani bu kadar kademe mi koyalım? Ya 3 kademe. 9-3-6 küçük bir biliyorsun. 9-3-6-2. Bak şimdi makineyle başlayıp makinenin ucunun açıldığı yer paralel hizayı oluşturacağın yer. İkinci oluşturacağın kademe çıktığın yüksekliğin yarısı kadar. Yarısına kadar bir hat hazırlayacaksın. Bir alt kademede hazırladığın hattın yarısı kadar. Yani bunun mantığını defalarca kez vurguladım. Tekrar hani metre mezura koy ölç diye mi? Cebinde mezura dolaştır. 15 santim 3 ona göre çizeyim. Yok öyle bir şey abi. Kafanın şeklinde makinenin açı aldığını fark edin. Makinenin kafada
makineyi yürüttüğünüzde kafada alması gereken, başın olması gereken yüksekliğini makine tutuşunu zaten belirliyor. Sen burada makine tutuşu eksiklik yaşarsan, işte yok ne kadar çıkayım, yok aşağı mı ineyim, yukarı mı çıkayım, bir kademe mi oluşturayım, yarımlamalıyım, buçuklamalıyım gibi sorular yersiz sorulardır. Üst kısaltmamızı hemen seri bir şekilde yapacağım. Videoyu sonlandırabiliriz.